Tayyip Erdoğan Adıyaman'daydı ve Adıyaman'da kalktı bir açıklama yaptı. Dedi ki maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor bunu. Kime diyor bunu Uğur? Adıyaman'daki halka diyor ki, diyor ki afet çok büyüktü. İlk 2-3 gün havanın durumu, deprem bölgesinin çok geniş bir arazide oluşu, yollarımızın, tünellerimizin bazı sıkıntılarla karşılaşması, problemlerin oluşması nedeniyle istediğimiz gibi buraya ulaşamadık. Peyderpey yardımları ulaştırdık. O konuda Adıyaman'da her şeyin farkındayız. Hakkınızı bize helal edin. Keşke hepsini yapabilseydik. Keşke yollarda problem olmasaydı. Keşke bu deprem daha dar bir bölgede olsaydı. Ne var ne yok her şeyimizle beraber istediğimiz vakitte yetişseydik. Bunu kim söyler biliyor musun? Bunu yüreği tertemiz olan ve gönlünü milletin önüne koyan bir adam söyler bunu. Bir Müslüman söyler bunu. Helallik ister. Niye? Çünkü yönetici olmanın sorumluluğu, vasfı budur diye. Ve bu helalliği Adıyaman'da depremde mağdur olmuş kişilere diyor. Helallik verin bana diye adam cevap veriyor. Muharrem İnce. Muharrem İnce son dönemde bir iki böyle hani güya hak, hukuk, adalet, CHP'de mağdur olmuş Çarçuk, Muharrem İnce iyicene hani affedersiniz altına pisledi bu dönemde. Klasik CHP'li olduğunu hemen gösterdi bize Muharrem İnce, sağ olsun. Bu deprem bölgesinde ordu sahaya geç çıktı. Yalan söylüyor Muharrem İnce. Muharrem İnce'nin bu dönemde söylediği en büyük yalan ordu sahaya çıkmadı. Bu yalan da Muharrem İnce'nin siyaseten boynunda bir kravat gibi, halka gibi duracak. Muharrem İnce yalan söyledi. Bilerek, isteyerek provoke etmek için, eksik noksan göstermek için ben oraya gittim görmedim, buraya gittim görmedim. Galiba herhalde bizim askerlerimiz Muharrem İnce bir yere geldiği zaman ona topuk selamı vermesi lazımdı. Sayın Muharrem İnce biz işte sabahın şu saatinde buradaydık. 4.17'de deprem oldu. 5.46'da bütün askerler kışlalarından çıktı. O saatte Muharrem İnce fosur fosur uyuyordu. Anladınız mı? Muharrem İnce yalan söylüyor. Diyor ki Erdoğan'a geç kalındığını itiraf edip helallik istiyor. Demokrasi helallik isteme değil hesap verme rejimidir. Erdoğan sen ve ekibin yapmadıklarının hesabını yargıda. Muharrem İnce bırak artık şu hani ahkam kesmeyi, yargıda hesaplaşacağız, yargılayacağız sizi falan. O ağızlar para etmiyor. Onlar siyaseten de para etmiyorlar. Hani normalde de bir karşılığı yok onların. Yalandan bıdı bıdı yapıp da hani bir şey söylüyormuş gibi tavır almanın hiçbir anlamı yok. Artı Cumhurbaşkanımız Adıyaman'daki mağdur olan insanlardan helallik istedi. Sen kimsin de kalkıp buna cevap veriyorsun? Türkiye İşçi Partisi, işimiz helallik değil hesaplık. Kimden hesap soracaksınız? Kimi yargılayacak, kimi asacaksınız? Ulan siz bu ülkedeki milleti ne zannediyorsunuz ya? Siz elinize iki mühür alıp da iki koltuğa oturunca kendinizi cellat mı olacaksınız zannediyorsunuz ha? Siz bu milleti niye ısrarla tanımıyorsunuz ya? Tayyip Erdoğan senden, Türkiye İşçi Partisi'nden 24 saat PKK propagandası yapan, bu memleketi dünyaya şikayet etmek ve bu memlekette iç savaş çıksın diye 24 saat uğraşan bir adamdan Tayyip Erdoğan niye helallik istesin? Şu dünyada, şu kainatta en son helallik istenecek olan zümre Türkiye İşçi Partisi'nin zümresidir. Siz kimsiniz de geliyorsunuz da Tayyip Erdoğan'ın helallik değil hesaplık. Lan de git. Hayko Bağdat. Bak tiplere bak tiplere. Helallik o aşamayı çoktan geçtik. Deftere yazdık çoktan. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ne kadar da tırstık, ne kadar da korktuk. Ya bunlar çok ucuz söylemler. Onun için diyorum ya kusura bakmasın Türkiye'nin solu çökmüştür. Kokuşmuştur ve artık tedavülden kalkmalıdır. Türkiye'de sol diye bir şey yok. Bu memlekette solcuymuş. Yok bilmem İyi Partiliymiş. Yok bilmem gelecekmiş. Değil abi. Bu memlekette bir bu memleketin evlatları var. Bir de bu memleketi batırmak isteyen tipler var. Başka kimse yok burada. Zümre iki zümre. Bunun başka izahı kalmadı. Özgür Özel. İlk 3 gün yaşananları, kaosu, rezaleti anlatanlara hakaret ediyordun. Bugün çıkmış istediklerimizi yapamadık. Bak işte siyaset böyle bir şey ya. Şimdi bir şey diyeceğim. Neyse bu dönemde hiç girmeyeyim. Abicim Ali Mahir Başarır. Ali Babacan. Ataol Behramoğlu. Şu tiplere baksana. Cemal Enginyurt. Allah'ım ya Rabbim. Selahattin Demirtaş. Uzun dönem bu ülkede Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye
çıkardınız diye milliyetçilik, sahte milliyetçilik kasanlar Selahattin Demirtaş'ın gönderdiği tweetleri, yazdığı mektupları ekranlarından 20 saat yayınlayanlar. Sizin yeriz biz ikiyüzlülüğünüzü. Neyse. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bakın size bir şeyi görün diye söyleyeyim. Cumhurbaşkanımız kalktı. Adıyaman'daki dostlara dedi ki istediğimiz vakitte ulaşamadık. Ama yaraları saracağız. Telafi edeceğiz. Yollar yoktu. Hava şartları, iklim şartları müsaade etmedi. Onun yanında deprem çok büyük bir bölgede oldu. Her tarafa yetemedik, yetişemedik. Gönlümüz çok daha erken bir şeyler yapmak istiyordu. Ama hakkınızı bize helal edin. İnşallah gönlünüzü alacağız. Bu yaraları saracağız. Bu açığı telafi edeceğiz dedi. Bundan daha insani bir şey nedir? Ya biz oradaki adam diyor ki Adıyaman'dan o programda arkadaşlarım oradan fotoğraf atıyorlar bana, konuşuyorlar. Ben dedim ki ya Cumhurbaşkanı bunu söylediği zaman vatandaş ne dedi? Vatandaşın hepsi ağladı. Hepsi ağladı orada. Oradaki Cumhurbaşkanı dinleyen vatandaşların hepsi ağladılar. Cumhurbaşkanına dediler ki helal olsun sana hakkımız. Reis yandı canımız. Senin de yandığını biliyoruz. Arazi bunu söylüyor. Biz işçi partisini mutlu edemiyoruz. Ben size şunu söyleyeyim. Bölgedeki bütün herkes, farklı siyasi partileri destekleyenler dahil, hepsi Cumhurbaşkanımıza inanıyor, ona güveniyor. Bu yaraların sarılacağına, bu şehirlerin yeniden yapılacağına ve buranın 1-2 yıl içerisinde normale tekrar döneceğine, eskisinden daha iyi, daha kaliteli olacağına arazideki herkes inanıyor. Ve herkes Cumhurbaşkanına güveniyor. İşte bunu gördükleri için, bu bağı, bu birlikteliği orada gördükleri için, bunu dinamitlemek için Kızılay'dan giriyorlar, Ahbap'tan giriyorlar, efendime söyleyeyim Oğuzhan Uğur'dan giriyorlar, Adıyaman'dan giriyorlar, Hatay'dan giriyorlar, Çadır'dan giriyorlar. Bütün dert oradaki o birlikteliği dağıtmak, o birlikteliği bozmak. 50 tane badire atlatıldı. Önümüzdeki günlerde depremin birinci, ikinci, üçüncü gününde dünya devletlerinin savaş gemilerini nasıl hareket ettirdiklerini ve Türkiye'ye hangi tekliflerde bulunduklarını anlatacağız sizlere. Hepsiyle gittim, tek tek o yetkililerin hepsiyle konuştum. Şimdi zamanı değil. Biz önümüzdeki günlerde bunları açıklayacağız. Bu ülke sadece 7.7-7.6 depremle karşı karşıya kalmadı. Bu memleketin ayağı bir tökezleyip de dizinin üstüne düşünce bütün sırtlanlar hazırlıklarını yaptılar, kafalarını kaldırdılar. İçeride ne kadar klikleri varsa hepsini devreye soktular. O FETÖ'cü, o hain, o köpek, o şerefsizler, o adiler, o insanlıktan nasibini almamış vampirler, o don koklayıcıları fırsat bu fırsat deyip sosyal medya ortamından bir kaosun zeminini hazırladılar. Türkiye sadece depremle uğraşmadı. Bir de bu hainlerle uğraştı. Anlatabildim mi? Bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız. Ama tekrar söylüyorum. Burada Cumhurbaşkanı'nın Adıyaman halkına göstermiş olduğu bu tutum oradaki insanların gönlünü almaktır. Oradaki insanlardan helallik almaktır. Bu delikanlı bir adamın ve Müslüman bir adamın yapacağı iştir. Sen yargılamak mı istiyorsun? Sen birilerinden işte birilerini mahkeme mi? Git ver abi mahkemeye. Yargıla. Kafana göre takıl. Onunla yana problem yok. Yani bir şey yapmak istiyorsan git yap. Ama sizi yargılayacağız. Sizi asacağız. Sizden hesap soracağız. Sizden şunu yapacağız. Arkadaş 20 yıldır bizim bu sizin boş beleş böyle kabadayı vari tehditlerinize bizim karnımız tok. Biz bu sürecin içerisinde şu 20 senede bu ülkede 10 defa öldük biz. Biz depremde de öldük. Biz yangında da öldük. Biz darbede de öldük. Canımızı daha doğrusu ortaya koyduk. Canımızdan vazgeçtik. Selde, yangında, depremde, darbede, savaşta, her şeyde gönlünü ve canını ortaya koyan adamı sen o canla tehdit etmeye çalışıyorsun. Müslümanlık nedir bir bilseniz var ya, Allah'a teslim olduğun zaman artık hiç kimseye bağlı olmadığını bir anlayabilseniz bu insanları canıyla tehdit etmezsiniz. Bizi canımızla tehdit etmeniz bizi korkutmuyor. Bizim tek derdimiz var şu anda 13-14 milyon insanın etkilendiği bir coğrafyayı yeniden ayağa kaldırmak.